Evet, Hatay'dan hayırlı akşamlar. Değişik lezzetle değişik bir tat. Hatay'ımızın künefesini tatmaya geldik. Abi. Sarayı yok. Bunlara dokunma. Bak bunlara hiç dokunma. Tertemiz. Tereyağıyla harmanlıyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Zamanında var ya başka. İyi ki varsınız. Başkanımız da bu tereyağımız tepsinin altına sürüyoruz. Ama bu bir gerçek. Evet, biz çok memnunuz. Cidden kalpten söylüyoruz. Buradasınız diye demiyoruz. Allah razı olsun. Şimdi sizden annemi hastaneye götürdük. Mesela o kadar güzel ilgilendiler ki. Sahipleniyorlar çok yani. Çok sahiplenme var. Bizim sloganımız vardı. Size en iyi biz anlarız. Değil mi? Aynen. Evet. Her şey böyle. Yaşadığımız için. Belli olsa da söylese bizim yediğimiz yağmurları, o yağmurun altında yaşadıklarımızı, 3 gün perişan olduk. Suyun altında yerde yattık. Allah tekrarını yaşatmasın amin. İnşallah. Hiç kimseye göstermesin. Amin. Bize bütün yardım edenlerden Allah razı olsun, etmeyenlerden de olsun. Yüreğinize sağlık. Biz Kocaeli'den çok memnunuz. Allah da sizden memnun olsun. Amin. İnşallah daha güzel günlerde karşılaşırız. Camilerimiz vardı çok güzel. Çok güzel mesleğiyelerimiz var. Ama ne yapalım Allah'tan geldi. Sağlık olsun. Red Allah'tan rahmet. Şehitlik mertesine yükselmelerini diliyorum. İnşallah. Şehit İnşallah. Abla sen ne yaptın bu arada? Ben künefeyi kaçırdım ama bir yağla karıştırdın gerisi. Yağ önce sürdük. Sonra tereyağıyla harmanladığım künefeyi. Oraya sürdüğün ne mi tereyağıydı abla? Harmanladığın da tereyağı. Harmanladığım da tereyağı. Künefeyle beraber. Şimdi bak künefeyi öyle yedim. Peynirine. Polis geldi. Bu kendi künefenin özel peyniri. 0 tuzsuz, tuz yok. Çok tatlı. Gerçi yiyor zaten. Bu her şeyin orijinal. Birinci sınıf ürün kullanıyoruz. Zaten şimdi yediğiniz zaman anlayacaksınız. Bu peynir normal olarak? Normal yenmez. Yenmez mi? Yok. Yenilir ama çok fazla değil. Buranın yerlisi mi? Evet. Bir ismi var mı peki? Yani biz çökelek, bir doğrudur. Tuzsuz peynir. Efendim? Tuzsuz peynir. Tuzsuz peynir. Ve bunu Antakya dışında bir yerde bulamazsınız. Artık şey demeyeyim ben. Künefeyi yiyin, sonra karar verin. Keşke daha iyi şartlarda tanışsaydık. Keşke daha iyi aynen. Şartlarda sizi ağırlayabilseydik. Daha güzel, daha iyi yerleştirdik. Üzerine tekrar künefeyi salıyorum. Baş baş. Bizim Antakya yöresel tatlısıdır zaten. Biliyorsunuz. Yani o zaman kullanılan malzeme tereyağı. Tereyağı. Peynir. Künefe. Böyle hazır var mı götürmek için? Pişmiş olarak. Abla cahiliğin mazur ya. Bu kadayıf, tel kadayıf değil mi? Estağfurullah, tel kadayıf. Değil mi? Doğru. Bir ismi var, kadayıf. Biz tamam. Künefe diyoruz. Antakya'da künefe. Ve bunu biz kendimiz döküyoruz. El dökümü bu. Öyle mi? Aplikasyon değil, evet. Büyük makinalarımız var. Ondan neyden yapılıyor peki bu? Tel kadayıf? Unla,
yapılıyor. Un, süt, su. Un, süt, su. Evet, ama süt de sırf sütle de döktüğümüz oluyor. Yani nasıl bir şey oluyor? O depo yemiştir. Şimdi bak nasıl siz bizim yanımızda sizden destek amaçlı geldiniz. Üzülüyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz. Evet, böyle işte şimdi hoca atacağız. 80 kilo altı abi dükkanı işgal ettim, kusura bakma. Eyvallah. Çok yüksek ateşte pişmez. Normal. Orta ateş. İki tane mi ocak var orada? Burada üç tane. Üç tane. Normalde bu dönüyor. Şimdi hava şartlarından dolayı açıkta yaptığımız için elektriğe bağlayamıyorum. Hmm. Elektrik çarpıyor. Arkada bir boşluk kaldı ufakta, eğer önemliyse. Onu yapma. Öyle mi? Tamam. Bir kilo daha. Tamam. Çünkü buraya porsiyon da çoğal. Tamam. 3, 7, 9 tane var. Evet, bugün iyi oldu, sakin bir gün. Normalde evet, çok kalabalık oluyoruz. Arkadaşlar anlata anlata bitiremeyince. Öyle mi? Aynen. Hoş kendimizi geldiniz. Buraya attık iftardan sonra. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ablam. İnşallah pişman olmazsınız. Yok, şu görüntüye göre pek olacağımı düşünmüyorum. Tamam. Su. 2. Bakacağım kızarmış mı diye. Evet. Ama daha istiyor. Biraz daha. Biraz daha duracak yani. Evet. Tereyağı. Da tereyağı. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Şeker ve su. Sadece. Katkı maddesi hiç yok. Soğumaya bırakmışız. Kötüye bir şey oldu. 15-20 dakika. Bu pişmedi henüz daha herhalde. Az bir şey kaldı, çok az. Bu saf tereyağı abi. Birazdan damağınıza vuracak bu tereyağı. İnşallah. Kokusunu aldık zaten de. Evet, oldu sanırım. Evet. Olmadı mı? Oldu. Tamam. Ama ben biraz daha pişirmek istiyorum. Tamam. Bizimkisi şu mu? Şu.
İsterseniz bunu da verebiliriz. Valla yemeğe bir başladıktan sonra bilemiyorum. Kanalımı neye girmeyin inşallah. Hiç şey yapmayın, ben hallediyorum. Evet. Şerbet. Evet. Ben o zaman yavaş yavaş sofraya geçebilirim sanki. Eyvallah. Antakya usulü yiyeceksiniz. Hadi inşallah. İnşallah. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Geldiniz, defa geldiniz. Sofraya doğru gidiyor. Dışarıdan dışarıdan da bir görüntü alayım. Devam et. İlk yorumu alalım. Evet. Tolga Bey, sizin yorumunuzu alın. Ya hissediyorsun abi, vallahi fede yarın. Çok güzel.